Mutlu akşamlar. Kanal 23 ekranlarında gece görüş programıyla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. İHH Elazığ İl Temsilcisi Sayın Metin Kılıç bizlerle birlikte olacak ve İHH'nın faaliyetlerini ve yapmış olduğu çalışmaları değerlendireceğiz. Metin Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Sağ olun. Elhamdülillah. Uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Depremden bu yana yoğun bir süreç yaşıyorsunuz. Özellikle gelen yardımlar, daha sonrasında pandemi, şimdi işte Kurban Bayramı hazırlığı, Ramazan. Ne yapıyorsunuz bu süreçte? Nasıl geçiyor günleriniz? Yani ben yaklaşık 8 yıl oldu İHA'nın temsilciliğini yapıyorum. Bu yıl bambaşka bir tempoda geçti. Depremle beraber, daha doğrusu depremden hemen önce biz bir İdlib'e biriket ev kampanyası başlatmıştık birçok STK ile beraber. İdlib Yardım Platformu adı altındaki bir oluşumla. Onun yoğun çalışması devam etti derken deprem aniden araya girdi. Ve o süreçten beri, o kampanyayla beraber başlayan süreçteki tempo hiç azalmadan artarak devam ediyor. Maalesef yani sıkıntılar arttığı için. Tabii süreç hep sıkıntılı olduğu için size çok iş düşüyor dolayısıyla. Aynen, o anlamda söylüyorum ben de. O süreç artarak devam ediyor. Elhamdülillah biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Yani hakkından gelmeye çalışıyoruz meselelerin. Rabbimize hamdolsun, vatandaşın teveccühüyle beraber bu sıkıntılar da bir hakkından gelip üzerine gitmeye çalışıyor. Metin Bey, şimdi şöyle, İHH aslında çok bilinen bir görüntü olarak işte deprem oluyor, İHH'yı görüyoruz yardım çalışmalarında. Bir yerde bir yardım kampanyası oluyor, İHH'yı görüyoruz. İşte Suriye'ye un gönderilecek, İHH logosunu görüyoruz. Ama İHH nedir? Kimsiniz sizler? Ne yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Kendinizden bahseder Şöyle, misiniz? Yani İHH ilk defa 93 yılında Bosna Savaşı ile beraber kurulan, oradaki Boşnak kardeşlerimize yardım götürmek amacıyla bir grup üniversite öğrencisinin kurmuş olduğu bir yapı. Resmi bir yapı. O zaman oradaki kardeşlerimize çok ciddi anlamda yardım götürülüyor. Tabii savaş sona erince, Bosna Savaşı, ortada ciddi bir yapılaşma var, yapılanma var. Bu yapının devam etmesi kararı alınıyor ve daha sonra işte Afganistan, Çeçenistan, Filistin gibi diğer bütün coğrafyalardaki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak amacıyla bu yapı her geçen gün gücüne güç katarak çalışmalarına devam ediyor. Daha sonra yurt dışı amaçlı kurulan bir yapı olmasına rağmen bir süre sonra yurt içine de dönüş yapıyor. Şu anda hem yurt içi hem yurt dışı anlamıyla çok ciddi çalışmaları olan uluslararası bir yardım kuruluşundan bahsediyoruz. Merkezi İstanbul ama uluslararası bir yardım kuruluşu. Şu anda Birleşmiş Milletler'de insan hakları ile alakalı hususlarda görüş beyan eden ve kendisine ayrılan bir mekanı, masası bulunan, Türkiye'den katılan bir yardım kuruluşu. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve akredite olmuş, bir yardım kuruluşu. Yani herhangi bir örgüte, herhangi bir yapıya yakınlığı yok değil hayır, mi? Hayır, hayır. Tamamen şey siyaset üstü. Birleşmiş Milletler tarafından da akredite olan, kabul edilen bir yapı. Arkasından Bakanlar Kurulumuzca yine kamu yararına çalışan vakıf statüsüne alınıp hiçbir izin almadan yardım çalışması yapabilen ve vergiden muaf tutulan, kamu yararı gözetilen bir yapı olduğu için öyle bir durumda. Dolayısıyla İHH o günden beri, yani 28 yıldır Bosna Savaşı ile beraber başlayan 28 yıllık süre içerisinde her geçen gün elhamdülillah bütün İslam coğrafyasına, bütün ümmet beldelerine ulaşan, tabii kendi beldesini, ülkesini atlamadan çalışmaları yapan uluslararası bir yardım kuruluşu. Bugün ümmetin yüz akı, Türkiye'nin, ülkemizin yüz akı olan bir kuruluş. Kaynağınız nedir? Nereden kaynak buluyorsunuz? Yani kaynağımız tamamen insanların, gönüllü insanların bağışları, kurumların bağışları, yardım kuruluşlarının bağışları. Mesela İngiltere'de bir uluslararası yardım kuruluşu var diyelim. Bakıyor Türkiye'de deprem oldu. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde. Kim var? İHH var. İngiltere'deki Müslüman bir grup diyelim, bir vakıf veya bir dernek, bir STK bize yardım ediyor. Veya Katar'dan, mesela bizim şu anda Hatay'da, Reyhanlı'da 1000 tane yetim çocuğun kaldığı dubleks villalar var. Yani çok lüks. Hatta Birleşmiş Milletler'de de gelip orayı gezdiklerinde hayran kalmışlardı. Yani böyle bir yapılaşma, böyle bir düzen. Suriyeli mi bunlar? Afgan? Hayır, hayır. Tamamen Suriyeli. Ama Suriye'de annesi babası ölmüş, tamamen sahipsiz, 1000 tane çocuğun kaldığı çok lüks dubleks bir yapı ve kaynak tamamen Katar'daki bir yardım kuruluşundan. Bu gibi yardım kuruluşları da Türkiye'ye yönelik yapacakları yardımları İHH üzerinden çoğunlukla yapıyorlar. Artık
Bunu gören bizim kendi halkımızda elhamdülillah bağışlarının çoğunu İHA üzerine yapınca ciddi bir kaynak oluşuyor. Yani tamamen sivil, tamamen siyaset üstü, tamamen tarafsız bir yaklaşımla kendini ispat ettiği için elhamdülillah kaynak anlamında ciddi kaynakların attığı... Denetleniyor musunuz? Yani tabii bir ki, o da çok önemli çünkü tabii artık ki belli bir olay yaşadıktan sonra biliyorsunuz elbette, artık bu da soruyoruz. Elbette. Nasıl yani, bir denetleme sisteminiz var? Yani şöyle, yani devlet bütün birimleriyle sık sık denetler ve denetlemeli de zaten. Yani biz evet, özellikle denetlenmek istiyoruz. Bütün yapıların denetlenmesini istiyoruz. Çünkü biz ve veya bizim gibi yapılar bir yanlış yaptığı zaman maalesef geçmişte de yaşandı. Evet. Bu bütün camiaya, bütün buna benzer yapılara mal edildiği için kimsenin yanlış yapma lüksü yok. O yüzden sonuna kadar denetlensin, varsa bir yanlış üzerine girilsin istiyoruz. Zaten güç biraz da buradan geliyor. Yani denetlendiğiniz için şeffaf bir konuma oturuyorsunuz otomatikman. Bu şeffaflık da güven veriyor zaten. Yani bizde bir çekirdek dahi girse evrakla girer, bir çekirdek dahi çıksa evrakla çıkar, çıkmak zorundadır. Bu çok önemli. Çok önemli. Ya ben yani, önemsiyorum bunu. Kesinlikle yani profesyonellik bunu gerektiriyor. Yani biz eskiden şöyle yapardık. Yani cami cemaati bir araya gelir. Ya şurada bir gariban bir kardeşimiz var. Hadi şuna bir yardım edelim. Herkes elini cebine atsın. İşte benden 5 lira, ondan 10 lira. Evet. O kardeşimize yardım götürüyorduk. Yani yardımlarımız artık bu aşamadan, bu aşamayı çoktan aştı. Nasıl işliyor? Onu bize biraz anlatır mısınız? Mesela şu anda kurban sürecindeyiz. Evet. Mesela kurban üzerinden gidelim isterseniz. Biz ilan etmişiz. Kurbanımız, kurban bedelimiz 900 TL. Vatandaş gelip diyor ki kardeşim ben kurbanımı sizin aracınıza, vekaletimi size verip kurbanımı kesmek istiyorum. İlk sorduğu soru şu. Ya niye yani tek fiyat? Türkiye'de de 900'e kesiyorsunuz. Afrika'da da 900'e kesiyorsunuz. Filistin'de de 900'e kesiyorsunuz. Oysa biz biliyoruz ki buradaki kurban fiyatları farklı farklı. Evet. Doğru, haklı. Şimdi İHA uluslararası bir kuruluş olduğu için ister istemez kendince çözümler üretmek zorunda. Bakın geçmiş yıllarda Afrika'nın bazı ülkelerinde orada fiyat ucuz diye birçok ülkeden insanlar oraya yığıldığı için orada hayvan tabiri caizse katliamı oldu. Hayvancılık mahvoldu. İnsanlar, oradaki fakir insanlar para alacağım diye kendi dişi hayvanlarını dahi sattı. Hı hı. Ve bu da o ülkede hayvancılığı bitirdi. Çökertti. Çökertti. Hı hı. Şimdi o insanlar eğitimsiz. Bunu belki ileriyi göremeyebiliyor ama siz bunu görüp ona göre strateji geliştirmek zorundasınız. Yani bana bağış gelsin orada ucuz, ne pahasına olursa olsun orada kesin diyemezsiniz. Bütün hayvanları oradan alayım diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Yani. Dolayısıyla orada diyelim hayvan 300'dür ama Gazze'de 2200'dür. Ha biz ne yapıyoruz? Biz sene başında bir kota belirliyoruz. Diyoruz ki Gazze'den biz 5000 adet kurban keseceğiz kardeşim. Arakan'dan işte 3000 adet atıyorum. Evet. Kurban. Yani ülkeleri, kotalarını belirliyoruz. Sonra bu her ülkeden bunun fiyatını alıyoruz. Sizde kurban ne kadar? Gazze diyor ki ben kurbanım 2200. Arakan diyor ki ben de 150 TL misal. Diğeri benden 300 diyor. Ortalama fiyatını alıyoruz. Kaç bin adet kurban keseceğiz bu sene biz? 65 bin adet keseceğiz. 65 binin ortalamasını aldığın zaman 900 TL gibi fiyat çıkıyor. Biz diyoruz ama bunu 6 ay önceden satın alıyoruz biz. Vakıf olarak bunu satın alıyoruz ve bizim mülkümüze geçiyor. Sonra diyoruz ki siz geliyorsunuz, diyoruz ki ben kurban kesmek istiyorum Yemen'de. Ne kadar? 900 TL. Benim Yemen'de size satacağım kurbanı siz benden satın alıyorsunuz ve 900 TL'den zaten size daha önceden satın almışsınız. Satın almışız, hazır zaten. Ortalama bir paçal fiyat belirlemişsiniz. Ben ucuz almış olabilirim ama evet, sana 900'e satıyorum. 900'e satıyorum. Ve siz de tamam diyorsunuz. Pahalı da almış olabilirsiniz. Pahalı da almış. Zaten şeyde birçok yerde zaten öyle zaten. Bu neyi getiriyor? Tek fiyatı getiriyor. Belli yerlere yığılmayı engelliyor. Birçok yere dengeli bir şekilde kurbanların ulaşmasını sebebi. Bu sene enteresan bir yıl oluyor. Mesela hac mevsimi ama çok haccı evet, hissetmiyoruz farkındaysanız evet, değil mi? Evet. Çok fazla böyle bir manevi havası da yok. Ya da en azından ben öyle hissediyorum. Geçmiş maalesef, yıllarda biraz daha farklı oluyordu. Kurban Bayramı'nda 2-3 gün kaldı. İşte Cuma günü bayramı evet, inşallah eda edeceğiz. Bu süreçte İHA'nın tamam yardım yapan bir kuruluş, uluslararası akredite olmuş bir kuruluş. Tamam güzel ama bunun bir felsefesi yok mu? Yani bir çıkış felsefesi yok mu? Evet. Neyi amaçlıyorsunuz? Neyi hedefliyorsunuz? Sizin yani bu hizmetleriniz sadece birilerinin karnı doysun diye mi? Nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Bunu evet, cevaplar mısınız? Bakın bu önemli bir mevzu. Allah razı olsun. Bunun üzerine durmak lazım. Şimdi özellikle günümüzde modern insan gerçekten bireyselleşti. Bu bireysellik bizi tabiri caizse bir hazcı bir topluma, hazcı bir bireye yöneltti. Şimdi bazen insanlara siz yardımdan bahsettiğiniz zaman bu insanların, modern insanın bu yardım hadisesini anlaması biraz zor. Evet. Zor. Yani o adamın algı dünyasında, felsefi yaklaşımında böyle bir hadise söz konusu değil. Yani birine yardım edebilirsiniz ama
böyle delicesine işte yüzlerce ülkede, yüzde milyonlarca insana ulaşacak şekilde bir yapılanma ve bunun bir getirisi yoksa o insana, maddi bir dönüşü yoksa anlamsızdır. Yani düşünün, reklamlarımız bile haz üzerine. Yaşa, anın tadını çıkar, hayattan zevk al, felsefesi üzerine kurulu bir toplum oluşturmak amacıyla hayatımızın bütün kılcal damarlarına işleyen bir yapıdan siz tamamen bunun dışına çıkıp kendinizi aşarak, ailenizi belki ihmal ederek, çevrenizi ihmal ederek mağdur insanlara ulaşıyorsanız bunun altında çok ciddi felsefi bir derinlik aramanız gerekiyor. Nedir bu? Bu tamamen inanç eksenli hayata bakmaktır. Biz Müslümanlar olarak şuna inanırız ki bu dünya bir imtihan aracıdır, vesilesidir. Ve biz burada Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu süre zarfında heybemizi ne kadar doldurduğumuza bakmak zorundayız. Ve bu benim hayatımda geçen bu süre benim heybemi doldurmak için bir fırsat. Bunu bir an önce doldurmanın gayretinde olabilmek en büyük felsefi derinliktir. Manevi anlamda heybenin doldurmasından bahsediyorsunuz. Tabii ki ondan bahsediyorum zaten. Yani dolduracağım sevaplarla ben Rabbimin huzuruna vardığım zaman işte bana bahsetmiş olduğu 60-70 yıllık bu ömrümü Rabbim ben senin huzuruna işte şu şu sevaplarla geldim, şu kadar garibana ulaştım, şu kadar yetime ulaştım diyebiliyorsam bu benim için bir kazançtır. Hayata bu gözlükle, bu bakış açısıyla bakan bir insan için dünyayı algılama tarzı tamamen farklıdır. O zaman geceniz gündüzünüz olmaz. Mesai kavramıyla hadiseye bakmazsınız siz. Ve tekrar ediyorum, bunun sonucunda herhangi bir maddi gelir olmaksızın bütün bunları yapıyorsanız burada hayat algınızla alakalı ciddi bir durum söz konusu. İl temsilcisi bir ücret alıyor mu İHA'dan? Bizde il temsilcisi ücret almaz. Hatta bazen böyle olmadık işler yaparız. Arkadaşlar takılırlar. Ya başka kurumlardaki başkanlar şöyle şöyle makamlarda evet. Oturuyorlar. Bizim başkanımızın haline bak diye. Hayır, yok öyle bir şey. Bizde tamamen işler gönüllülük esasıyla yürür. Ha, büro personelimiz vardır. O personel zaten personeldir. Orada durmak zorundadır. O insanlara ister istemez bir ücret vermek zorundasınız. Ama yöneticilerde bir ücret söz konusu değil. Hayır, hayır. Tamamen %99 bizim işlerimiz gönüllülük esasıyla yürür. Yani içinde eğitimcisi de vardır, iş adamı da vardır, esnafı da vardır, sanayicisi de vardır. Ama bir araya geldiğimiz zaman hepimizin konuştuğu şey kaç tane yetime ulaştık, kaç tane mağdur insana ne tür bir projeyle gidebiliriz ve o insanlar oradan çıktığı zaman manevi bir hazla başlarını yastığa koyduğu zaman elhamdülillah. Elazığ'a dönmek gerekirse, şimdi siz Elazığ'da nasıl bir yapılanma içerisindesiniz? Elazığ'da yardımları nasıl alıyorsunuz? Evet. İnsanlar nasıl size ulaşabilir? Eyvallah. Şimdi gerek Elazığ gerek Elazığ dışında. Yani bizim belli başlı birimlerimiz var. İşte bir yetim birimimiz var. Hı-hı. Bir hanım komisyonumuz var. Genç İHA'mız var. Mülteci birimimiz var. Bir de fakir birimimiz var. Şimdi yetim birimimizin alanı yetimlerle meşgul olmaktır. Şu anda İHA'nın yaklaşık olarak söylüyorum 20 bini Türkiye içerisinden olmak üzere 100 bin yetime hamilelik yapıyor. Her ay düzenli 100 bin yetime sponsor olmuşuz, burs veriyoruz ve onların aynı ve nakdi yardımlarını, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yani 100 bin yetim, yetim işte babası hayatta babası olmayan ölmüş, evet, bir her yaş grubundan her yaş değil mi? İnsanlara her yaş derken sıkıntı. Öğrenci herhalde. Evet, en fazla öğrenci ise belli bir yaşa kadar maddi sıkıntı çeken, maddi sıkıntı ekonomik çeken, anlamda tamam. Sıkıntısı olan ailelere biz her ay düzenli yardım ediyoruz, burs veriyoruz. Bunun 20 bini Türkiye'den, diğer 80 bini yurt dışından ve yurt dışında bizim yaklaşık olarak 50 tane yetimhanemiz var. O yetimhanede de yine İslam ümmetinin çocuklarına, yetimlerine oralarda hami olmaya çalışıyoruz. Elazığ'da da bu anlamda bizim yaklaşık 300 küsür, 360 küsür yetim çocuğumuz var. Onlara her ay düzenli sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mesele sadece onların karınlarını doyurmak da değil. Bizler ekip olarak çoğunluğumuz eğitimciyiz. Yani o çocukların manevi ihtiyaçlarını da gidermek amacıyla da onların eğitimleriyle de ilgilenmek amacıyla ciddi yapılanmalarımız var. İşte bu anlamda Genç İHA devreye giriyor. Genç İHA da gençlerden oluşan bir gönüllü ekibimiz. Hı hı. Yani üniversite ve çeşitli yaş grubundan oluşan tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş olan genç kardeşlerimiz. Onlar da bu yetimlerin manevi ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, diyaloglarını, sosyalleşmelerini temin etmek için devreye giren kardeşlerimiz. Onlar da yine hiçbir ücret almadan bu işi Allah rızası için yapıyorlar. Tabii bütün bu bahsetmiş olduğum birimlerin hem erkek versiyonu hem bayan versiyonu var ayrıca. Yani yetim biriminin erkek versiyonu var, bayan versiyonu var aynı zamanda. İşte hanım komisyonumuz hanımlarla alakalı. İlgilenmiş olduğumuz fakir ve diğer ihtiyaç sahibi ailelerimizin hanımlarına yönelik projeler geliştiriyorlar. Bak, bir projemiz inşallah yakın zamanda hayata geçecek. Yani mesele sadece insanlara
bir nakdi yardım ulaştırmaktan öte onların üreterek kendi el emeğiyle, alın teriyle kazanç elde etmelerini temin etmeye dönüştürmemiz gerekiyor hadiseyi. Bu çok önemli bir. Tabii yani şimdiye kadar biz hazır paketleri, gıdaları, nakitleri insanlar eline tutuşturmuşuz. Tamam sen yan gel, yat ben sana bakarım kardeşim. Yani bunu aşmak gerekiyor artık. Nasıl yapacaksınız? Yani bunu şöyle yapacağız. Nedir? İnşallah Allah nasip ederse kısa sürede bunu devreye sokacağız. Hani bilirsiniz bazen yardım amaçlı kermesler yapılır. Doğru. Yani bir yerde 3 gün, 5 gün, 10 gün neyse izin alınır. Orada ne yapılır? İnsanlar kendi üretmiş oldukları yiyecek, içecekleri getirirler, satarlar ve insanlar da hayır sahipleri de gelir onları satın alırlar. Biz tabiri caizse bu kermes olayını sürekli ve bir ticari bir amaçla üretim yapan müstakil mekanlar oluşturacağız. Yani büyük bir dükkan diyelim tutacağız. Burada annelerimiz gelecek, yine bağışçılarımızdan gelen işte unudur, bulgurudur, yani üretici ham maddenin tamamı yine bağışçılardan gelecek. Annelerimiz gelecek, bu ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin anneleri veya kızları orada kendi el emeklerinin içine katarak onu bir ürüne dönüştürecekler. Ve orada biz onu sergileyeceğiz. İnsanlarımıza gelip oradan satın alacaklar ve orada tüketecekler. Tamamen kadınlara yönelik bir çalışma. Kadınlar evet. Tamam. Ham maddeyi siz verin. Ham madde dediğimiz unu, şekeri, yağı yani, siz vereceksiniz. Yani, evet, evet. Ya da ne bileyim el işi yapabiliyorsa el işini. Onları, değil mi? Aynen. Onları siz vereceksiniz. Bir de bir mekan onlara tahsis edeceksiniz. Onlar da üretmiş oldukları, sizin vermiş olduğunuz ham maddeyi üretmiş oldukları ürünleri satıp biz orada satacağız. Siz yine biz satacağız. Ve onlar maaş alacaklar. Onlar oradan aynen ihtiyaç sahipleri emeklerinin karşılarını alacaklar. Yani onlara ben hazır artık bir şey vermekten öte onların emeklerinin karşını vereceğim. Onlar da onur alacaklar. Yani almaktan kurtulacak. Ben çalışıyorum olacaklar. Diyecek Bravo, artık. Çok güzel. Ben çalışıyorum diyecekler. Bakın Urfa'daki arkadaşlarımız şunu yapıyorlar. Çok büyük bir tekstil mağazası kurmuşlar. Üretim yapıyorlar. Onlarca makineyle ihtiyaç sahibi aileler geliyor. Üretim tesisi. Aynen. Satıcılar sipariş veriyorlar. Bana şu kadar şal var, şu kadar veya şu ürünü istiyorum. Orada belli bir eğitimden geçen annelerimiz, ihtiyaç sahibi anneler takır takır orada üretim yapıyorlar. Bildiğiniz fabrika gibi işliyor. Mesela bu aslında. Mesela bu şeyde pandemi sürecinde binlerce maske ürettiler. Urfa'nın hemen hemen arkadaşlarla görüşüyoruz. Urfa'da maske dağıtmadığımız kimse kalmadı. O ilk aşamada çok önemliydi çünkü tabii yoğun maske. Bir yoğundu. Talep vardı, doğru. Mesela büyük oranda onlar üzerinden aşıldı. Yani bunun gibi mekanlar artık oluşturup bizzat o annelerimizi ihtiyaç sahibi olan kişileri üretimin içine katarak onların el emeklerini de vererek artık alan değil üreten emeğiyle kazanan bireyler haline dönüştürmek zorundayız. Çok güzel bir proje. Evet, ne zaman yani, hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? Vallahi Allah nasip ederse yani bir 3-5 aya kadar bunu uygulamaya sokacağız. İşte bu hastalık olayı olmasaydı epey önce geçecekti ama bu süreç biraz olayı geciktirdi. Peki şöyle sorayım, biz Elazığ'ı konuşmayı seviyoruz. Elazığ'ın kanalı evet. İzleti itibariyle. Elazığ'da ne yaptınız şu ana kadar? 24 Ocak depremini yaşadık, pandemi yaşadık. Evet. İHA sahada mıydı? Neler yaptınız? Yani İHA bence o deprem sürecinde imtihanını hakkıyla verdiği kanaatimdeyim ben. Sonuçta biz bir STK'yız. Gücümüz belli, budumuz belli. Ama yapabileceklerimizin en üst seviyesinde yaptığımız evet. kanaatindeyim. Birçok kamu kuruluşumuzla beraber, AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, diğer yardım kuruluşlarımızla beraber ilk andan itibaren sahadaydık. Bakın bizzat yani İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir kargo uçağıyla bizim arama kurtarma ekibimiz, yüzlerce arama kurtarma ekibimiz köpeğiyle beraber, arama kurtarma köpeği ve diğer bütün müştemilatımıyla beraber Elazığ'a o gece indirildi ve sabah olmadan bizler sahadaydık. Kardeşlerimizin çok ciddi bir emeği oldu. İki tırımız yaklaşık 2 ay burada kaldılar. Günlük 5000 her tır günlük 5000 adet kişiye yetecek yemek çıkarıp kardeşlerimize dağıtımlarını yaptılar. Yani yapabileceklerimizin en üst seviyede yaptığımız kanaatindeyim. Arama kurtarmada zaten etkin rol aldınız. Çok, hatta depremin simgesi olan bir kurtarma anı vardı değil evet, mi? Evet. Orada hemen Muhammed, ilk evet, evet değil orada, mi? Yani Suriyeli aslında. Kardeşlerimiz de evet. orada bulundular. Yani biz mülteci kardeşlerimizi de işin içine kattık. Onların da evet belli yardımlar ediyoruz ama emin olun ben şunu buradan bütün Elazığlı hemşehrilerime söyleyeyim. Şimdi her milletin iyisi kötüsü vardır. Kötünün gırtlağına yapışırsın, yakasına yapışırsın. O ayrı bir olay. Ama hiçbir toplumu, milleti komple mahkum etmemek gerekiyor. Doğru. O deprem sürecinde bize ortalama 30 veya 40 Suriyeli genç her gün sabah 9, akşam 12 gelir bir tek kuruş ücret almadan abi yapacağımız bir şey var mı diye onları biz sahada çatır çatır kullandık.
Ben şahit olduğum için söyleyeyim de evet. Yani insan uzaktayken çok evet. fazla bilemiyor bu tür şeyleri. Şimdi ne iş yapıyorlar diye belki düşünüyor izleyicilerimiz. Tır geliyor, tırı boşaltmak gerekiyor. Hı. Bir tır malzeme, kaç tır malzeme geliyor? Bunu bedenen elle boşaltmaları evet. gerekiyor. Evet. Ve ciddi anlamda insan gücüne ihtiyaç var. Hemen depremden evet. sonra belki forklift falan normalde kullanıyorsunuz ama işte bu aşamada insan faktörü o kadar önemli ki ciddi anlamda yoğun çalışmalara ben defaatle şahit oldum. Evet. Yani gördüm, bunu da burada söylemek gerekiyor. Herkesin gerek. Yani o dönemde İHH'ya gönül vermiş herkesin o alanlarda çalıştığını çok net gördüm. Siz dahil. Eyvallah. Ben peki orada bir sizinle alakalı bir şey anlatsam uygun olur mu? Buyurun tabii ki. Şimdi Allah razı olsun. Siz de o deprem anında gelmiştiniz İHH'ya. Bana evet. düşen bir şey var mı? Ben de yapmak isterim demiştiniz hatırlarsanız. Ben buradan izleyicilerime söyleyeyim. Yani izin aldım kendisinden. Mehmet Ali Bey gelip ben de yardım etmek istiyorum dediniz. Ama biz de orada odun dağıtıyorduk. Çuvallara, odunlara doldurmuştuk ve belli çadır bölgeleri tespit etmiştik. Oralara odunları götürüp her çadıra bir veya iki çuval bırakıp devam edecektik. Yanına yine birkaç Suriyeliydi zannedersem değil mi? Kazaktı galiba. Yani, kazaktı. Evet, yani, bu da üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencileri. Aynen. Doğru. Yabancı. Yanına vererek belli bir bölgeye gönderdik. Bölge ismini söylemeyelim. Evet. Ama belli konu tabii tecrübesiz olduğunu bildiğimiz için Mehmet Ali Bey'in dedik şu şuralara dikkat edin. Aman ha işte çok yaklaşmayın çadırın önüne bırakın falan. Mehmet Ali Bey gittikten sonra şimdi bir restoran telefon açmadı. Dedim acaba ne yaptı gibisinden merakla telefon açıyorum. Telefona cevap yok. Arıyorum cevap yok. Bir saat geçti, iki saat geçti. Mehmet Ali Bey ortada yok. Birkaç saat geçti. Epey değil mi? Evet, 5-6 işte, saat doğru. sonra Mehmet Ali Bey bir geldi. Telefon kırılmış. Stubası dağılmış darmadağın olmuş. Yani orada ciddi bir kargaşanın içinde kalmıştınız sizde. Çok zor bir iş yapıyorsunuz çünkü. Her türlü insanla birebir karşılaşıyorsunuz. Yani birebir yaşadınız. Evet, birebir evet, yaşadınız, görüyorsunuz. Ve o süreçte insanların hepsi her şeyde benim de hakkım var. Ben de almak zorundayım. Algısıyla, psikolojisiyle saldırdığı için size siz onu da o süreçte yönetmek zorundasınız. Kesinlikle. Yani gerçekten büyük bir olaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın bizlere. Pandemide ne yaptınız? Yani depremde çok ciddi hem kurtarmada çalıştınız hem de yardım dağıtımı noktasında ciddi anlamda faaliyetleriniz evet, oldu. Çok ciddi çadırlar kurduk. Yani evet. çadırların büyük kısmını yani arkadaşlarımız profesyonel çadır eğitimi aldığı için vardı, vardı. Çünkü onlar eğitimlilerdi. Yani çadırı herkes kuramıyor gerçekten. Eğitim almazsanız çadırlar öyle kolay kurulmuyor. Evet, doğru. Dolayısıyla arkadaşlarımız ciddi anlamda çadır kurmada yardımcı oldular. Arkasından tam böyle kendimizi toparlamışken işte bu pandemi olayı vuku buldu maalesef. Biz burada hemen Vefa Sosyal Destek Grubu'na zaten dahil edildik yetkililerce sağ olsun. O süreçte de ciddi anlamda yardımlar yine gerek yurt dışından gerek diğer illerden Elazığ şehrimize yönlendirildi. Biz yine özellikle işini kaybeden, o süreçte gündelik çalışan, hatırlarsanız İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Bey hemen ilk gün daha bu hastalık ortaya çıkar çıkmaz biz vakıf olarak 10 milyon TL bağışla bir kampanya başlatıyoruz dedi. Ve Türkiye'de ilk yardım kampanyasını bu pandemi dolayısıyla başlatan kuruluş İHH'dır. Arkasından hükümet de yardım kampanyalarına başlamış oldu. Ve çok ciddi yardımlar ulaştırdık. O süreç hala devam ediyor ama özellikle ilk anda dokunuşlar çok önemli. Tabii. Yani gündelikçi kardeşlerimiz ciddi anlamda mağdur oldular gerçekten. Adam berber, kuaförde çalışıyor, çırak, ailesini geçindiriyor, dükkan kapandı 2-3 ay falan. Yani biz özellikle bazı iş kolu yöneticilerimize de görüştük. Esnaf odalarıyla falan. Belli iş grubundaki kardeşlerimize direkt yardımlarda bulunduk. Genel merkezimizin bu anlamda bize çok bu ciddi... Bu yardımları yaptınız değil mi? Tabii yani, ki. Tabii ki. Neticede çalışamayan, sokağa çıkamayan fakat gündelikle evet, geçinen... Geçinen, o yüzden, o sebeple mağdur olan binlerce ailemize biz birebir hem nakdi... Bakın 600 bin TL bize genel merkezimizin gönderdiği nakdi yardım oldu. Biz buradan tespit etmiş olduğumuz ailelere işte 1,5-2 gibi bir bedelle o insanlara sadece nakit olarak dağıttık. 1500-2000 lira civarında. Yani toplamda 600 bin TL'ye geçti dağıttığımız. Sadece bir kalemde. Onun o aynı ve diğer yardımları eklerseniz sadece bizim Ramazan'da Elazığ'da yapmış olduğumuz yardım çalışması 2,5 milyon TL. Çok. Sadece Ramazan için bahsediyorum. Evet. Yani o artık daha dün neticelendirdiğimiz 5000 kişinin kıyafet giydirmesini yaptık. Sıfır, ismini vermeyeyim şimdi, uluslararası bir kıyafet giyim mağazası.
İHA'nın göndermiş olduğu kendi mağazalarından. İkinci el olmayan, hayır, kullanılmış hayır, tamamen, ürün olmayan, bak, tamamen yeni ürünleri. Tamamen sıfır. Yani kendi mağazasında ne satıyorsa adam aynısını raflardan indirip bize gönderdi. Sakıncası yoksa ismini verir aslında. Yani bizim LC'den bahsediyorum. Yani çünkü hayır yapan bir kurum. Evet, LC'den bahsediyorum. LC2'den evet, aynen. Kendileri 16 bin parça, 17 bin parça ürünü bize sıfır ve kaliteli malı gönderdi. Biz de Elazığ'da tespit etmiş olduğumuz yaklaşık 5500 aileye, kişiye, aile demiyorum, tabii, ferde, kişi başı 3 parça olmak üzere. Ailenin kaç ferdi var? Adam geliyor, ben 6 kişilik bir aileyim, 18 parça alabilirsin diyoruz. Her ferdine 3 parça olmak üzere. Mağaza gibi döşedik, sağ olsun Milli Eğitim'de bize yardımcı oldu. Yücel, çok güzel Yücel İlkokulu'nu kullandık, sınıflarda böyle mağaza gibi döşedik. Gelip kendi ihtiyacını kendi alıyor, ihtiyacını parça aldılar, parça. Ondan sonra sayıyoruz kaç kişi aldınız, evrağını imzalayıp gönderdik. Daha dün itibariyle neticelendirdik bunu. Yani buna benzer, yani sürekli bir faaliyet içerisindeyiz. Yani sürekli bir koşturmaca içerisindeyiz. Peki bu, kritik bir soru sorayım. Yardım alacakları nasıl tespit ediyorsunuz? Yani kimlere yardım yapıyorsunuz? Ya şimdi kendimizi övmek yapıyoruz. Gerçi övmeyelim diyoruz ama sabah beri kendimizi övüyoruz aslında. Estağfurullah, yaptıklarınızı anlatıyorsunuz. Övmek yapıyorsunuz. Bakın, kesinlikle küçümsemek anlamında söylemiyorum. Şimdi bir kamu kuruluşundaki bir yardım çalışması nasıl yapılır? Devlet size bir kaynak gönderir. Der kardeşim, ben şu kadar yardımı gönderiyorum, bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Sizin yapmanız gereken şey nedir? Sadece doğru adresi tespit etmektir, değil mi? Biz hem kaynağı üretiyoruz hem doğru kişiye ulaşmak zorundasınız. Kaynağı üretmek işin en zor kısmı. Tabii. Doğru. Sıfırdan kaynak üretiyorsunuz. Bu da neyle oluyor? Güvenle oluyor, şeffaflıkla oluyor. Bu güveni kazanıyorsunuz, insanlar size itimat ediyor, veriyor. Birinci zor taraf bu. Bunu hallettiğiniz bu sefer doğru insana ulaştırmak. Bu da işin diğer zor tarafı. Bu da çok önemli bir konu. Biz de müstakil olarak, sağ olsun gönüllü olarak işi sadece tespit olan elemanlarımız var. İşi sadece tespit. Bize vatandaş geldiği zaman bir formumuz var. Onu doldurur, bütün ön bilgilerini alırız. Ondan sonra bir ön araştırma yaparız. Sağ olsun devlet yetkilileri de bu anlamda bize yardımcı oluyorlar. O kişinin üzerinde kayıtlı bir mal varlığı var mı yok mu, o konuda bir sorgulama imkanına sahibi, rica ediyoruz. Bunu sorguluyorsunuz. Sorguluyoruz. Yani. Güzel. Tabii resmi olarak ne var ne yok sorgulatıyoruz. Ondan sonra bireysel araştırmalar yaptıktan sonra yaklaşık 7 tane müdür arkadaşımızdan oluşan, çeşitli okullarda idareci olan arkadaşlarımızdan oluşan bir tespit neticelendirme komisyonu var. Bunlar bir araya geliyorlar, o kişinin bilgilerini yansıtıyoruz. Bu arkadaşımızın o gelen, o araştırma sahadan gelen, üzerinde şu kadar mal varlığı var, durumu şudur, şudur, ailenin bütün fertleri yansıtılıyor ve bu komisyon karar veriyor. Bu işte bizde 3 derece, 4 derece var. 1, 2, 3, 4 diyoruz. İşte birinci derece dediğimiz zaman sürekli yardıma ihtiyaç, ikinci derece bir kademe at, 3 bir kademe at, 4 yardım alamaz şeklinde. Derecelendirme yaptıktan sonra gelen yardımlar artık onlara ve herkes için, her şahıs için müstakil bir kart açmış durumdayız. Yani hangi tarihte ne yardım aldı, ne verildi, onlar o tek takip ediliyor değil tabii mi? O çok önemli. Yani her verilen yardım o kişinin muhakkak kartına işleniyor. İşleniyor. Yani 2 sene önce kişi hangi tarihte ne almışsa açtığınız zaman orada rahatlıkla dökümanını önüne serebiliriz. Mükerrer olmasın, aynı tabii ay içerisinde ödeme yapılmasın. Yani adam geldi bana yardım, kardeşim bak ben senin sayfanı görüyorum, sen geçen ay geldin, ben sana bunu verdim, çok rahat bir şekilde diyebiliyoruz. Bir de bizim şunu yapıyoruz, bizim büromuzun altında bir market oluşturduk Mehmet Ali. Evet. Bu markette bağışçılarımızın bize göndermiş olduğu ürünleri aynen market usulü, bildiğiniz market, döşüyoruz. Vatandaşa koli yardımı çok yapmıyoruz. Yani bu süreçte yaptık ama depremde, bu pandemide. Market belli bir limiti var muhtemelen değil mi? Var. O limit. Market İhtiyacı olan ne alıyor, varsa alıyor diyorsun. Gidiyor, ihtiyacına göre alıyor. Diyoruz çok ki insani, aylık senin 200 TL şey, buradan gıda alışveriş hakkın var kardeşim. İstediğini al. Alıyor, geliyor barkodla. Okutuyoruz barkodla. Aynen bildiğiniz market. Okutuyoruz, tamam 205 oldu. 5 lira ya öde ya 5 liralık bir ürünü geri bırak. Evet. Şeklinde alıp gidiyor. Yani aylık düzenli oradan alışveriş yapan yaklaşık 150-200 ailemiz var. Bu sistemde oturttuk çok şükür. Yani artık dedim ya, cami cemaatindeki bir yavşuda bir mağdur kardeşimiz var, aramızda para toplayıp da verelim den iş çok çıktı. Artık profesyonel, bu işi düzenli yapan, gelenin kayıt altına alındığı, verilenin kayıt altına alındığı bir sistem elhamdülillah oturttuk biz. Şimdi insanların en çok tedirgin olduğu konu şu aslında. Diyor ki mesela, izleyicimiz de diyor, soruyor. Diyor mesela Metin Bey'e sorar mısınız diyor. Ona göre her yardım verdiğinde gerçekten muhtaç mı? Doğru yere gidiyor mu? Bu depremde kimin ne yaptığı belli miydi? Ya da yorum yani katmış. Depremde ciddi bir kargaşa vardı. Vardı diyorsunuz. Ciddi bir kargaşa vardı. Yani biraz da kaçınılmaz bir şeydi yani.
depremde siz çok ciddi bir sorgulama yapma imkanına sahip değilsiniz. O anda muhtacım diyen herkese destek hemen hemen verildi. Vermek zorundasınız. Verildi. Bilemiyorsunuz ama bir normal süre sonra işte. Evet, normal iş tabii ki öyle değil. Dediğim gibi yani onun bir usulü var. Yani kim ne olursa olsun ben öldüm, bittim, yandım dese bile yok kardeşim, formu bir doldur. O arkadaşlarımız bir sahaya insinler, bir sorgulama süreci bir geçsin. Ondan sonra biz sana döneriz. O heyetle bir araya gelip kararını verecek. Ya bu çok önemli. İnsanlar diyor ki verdiğim yardımın, yapacağım işte bağışın, infağın doğru yere gitmesi bizim için çok önemli olarak. Amacımız bu. Yani bütün hedefte bu, siz de bunu bütün zaten bu elemeleri bu amaçla yapıyoruz. Ama ben buradan şunu da söyleyeyim. Yani ben %100 isabet ettirdim. Yani benim vermiş olduklarımın işte 100 kişiden 100'ü dahil yardıma son derece muhtaç insanlar der misiniz? Diyemiyorum. Biz de insanız sonuçta. İlla ki elekten bazı kaçanlar oluyor. Orada bir standart vardı. Standart tabii sapma vardı. Yani illa ki oluyor. Zaman onu da fark ediyorsunuz. Evet. Zamanla kesiyorsunuz onu. Tabii ki. Fark ettiğin an hemen kesiyorsunuz. Ama emin olun elimizden geldiği kadar hassas olmaya çalışıyoruz. Yani bu konuda da ben iddialıyım. Yani ciddi anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Elazığ'da çok ihtiyaç sahibi var mı Metin Bey? Siz sahadasınız. Nasıl görüyorsunuz? Ya çok yani elhamdülillah yani ülkemizde ve şehrimizde bir Yemen gibi, bir Arakan gibi açlıktan ölen insan yok. Evet. Yani devlet bu anlamda gerçekten geçmiş yıllara nazaran ciddi anlamda sosyal yardımlarda bulunuyor. Şu var, usul ve yöntem bilmeyip mağdur olan insanlar var. Ne demek istiyorsunuz? Yani adam yani okuma yazması yok, kadın mesela gittik bir yere, kadın biri iki çocuğuyla eşi boşamış bir bodrumda rutubetli bir yerde, dediler mağdur biri var. Ya ablam sen bir yerden bir şey alıyor musun? Yok. Sosyale gittin mi? Yok. Şuraya gittin mi? Hiçbir yere gitmemiş. Bilmiyor. Kadının okuma yazması yok. Türkçe konuşması yok. Yani kendini eve hapsetmiş. Birkaç komşunun verdiğiyle yaşıyor. Başvurusu alacak. Başvurusu alacak. Bilmiyor. Usul bilmiyor. Hemen diyoruz ki bak şuraya git. Gidemiyor. Alıp götürüyoruz. Önce tabii resmi kanalları biz zorluyoruz. Yani sosyalden veya şuradan veya buradan alması gereken nereyse hakkı oralara bir yönlendiriyoruz zaten. Onu da gösteriyoruz. Olanlara rehberlik yapıyoruz. Ha buna rağmen mesela kadının gittiğimi hiç unutmuyorum. O bahsettiğim bayanın bir buzdolabı var, sıfır böyle büyük şey pardon. Dedi ya benim yiyeceğim yok. Geliyor bozuluyor. Arkadaşlar hemen kenarda bir buzdolabı gelmişti. Böyle sıfır ve büyük. Birinci yani çok da kaliteli bir şeydi. Evet. Götürdüler. İkinci gün gittim gıda falan verdik. Buzdolabı çalışmıyor. Ablam niye çalıştırmıyorsun gıdaları alsana. Ben bunu yakarsam diyor, çok elektrik parası gelir diyor. Bu kocaman bir şey diyor. Ben yakamıyorum diye. Evet. Çalıştırmak istemiyorum. Yani o derece mağdur aileler. Ama ne oldu? Yani dediğim gibi evet mağdur insanlar var, iş bilmediği için, usul bilmediği için, maalesef eğitimsiz olduğu için böyle mağdur olanlar var. Ama onun dışında yine sıkıntılı insanlar var ama bir açlıktan ölecek kadar. Yani çok berbat durumda olan insanlar. İşte çalışamayan, çocuğu engelli olan, engelli işte eşi olan, belki hapishanede olan ya da gibi, eşi çok hasta olan gibi, insanlar gibi. Daha çok herhalde karşınıza evet. çıkıyor. Yani çeşitli şekillerde mağdur olan Peki, insanlar var. Peki Metin Bey, bir de Doğu Türkistan konusu dün biz haberlerimizde de gündeme getirdik. Biraz böyle sosyal medyada yazdığımız mesajlardan ve sosyal medyadan takip edebiliyoruz evet. işte Doğu Türkistan'da. Ama İHA'nın bu konuyla ilgili bir raporu var evet. ve bu rapora Çin cevap vermek zorunda kaldı. Aynen. Ne oluyor Doğu Türkistan'da? İHA nasıl bir rapor yayınladı? Yani, Çin cevap verdi buna. İHA'nın biliyorsunuz bütün mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimizle alakalı ciddi çalışmaları var. Yani bugün Arakan'da ofisi var, Filistin'de ofisi var, Yemen'de ofisi var, Afrika'da 2-3 yerde ofisi var. Yani mağduriyet varsa İHA orada olmaya çalışıyor. Bu mağduriyetlerin şu anda en zirve yaşandığı yerlerden biri Doğu Türkistan. Maalesef çok gündeme gelen bir şey değil. Yani Doğu Türkistan'da gerçekten 25 milyon Müslüman yıllardır yok ediliyor. Tabiri caizse asimile ediliyor. İHA bu anlamda çok ciddi, uluslararası çapta ses getiren bir rapor yayınladı yaklaşık bir ay kadar önce. Birçok STK, basın, medya kuruluşu bunu paylaşınca bu raporu ve ciddi de bir rapor. Yani iyi hazırlanmış. İyi hazırlanmış, profesyonel. Birleşmiş Milletler'e dahi sunulan ve birçok medyanın da gündeme getirmesinden sonra bizzat konsolosluk, büyükelçilikleri konuyla alakalı açıklama yapmak zorunda kaldılar. İşte çarpıtıyorsunuz öyle değil, şöyle olması lazım şeklinde. Yani ciddiye alındı. Ne var peki? Doğu Türkistan'da o gördüğümüz görüntüler doğru mu? Doğru. Facebook'ta falan doğru, işte paylaşıyor doğru. insanlar. Biz burada bir konferans yaptık. Ne istiyor Çin orada? Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Bakın ama. Çin'in bir... Yani orada bir asimilasyon politikası mı var? Tabii ki. Ciddi anlamda var. Şimdi Doğu Türkistan için büyük bir proje, Çin için çok büyük bir proje var. Tarihi İpek Yolu projesini hayata geçirmek istiyor. Tarihi İpek Yolu projesi Çin'den başlıyor ta işte Avrupa'nın en sonuna kadar gidiyor.
Bu güzergahlardan biri de Doğu Türkistan. Şimdi Doğu Türkistan'ın %100'ü Müslüman ve Türk. Ve bu insanlar öyle böyle Müslüman değil, adam gibi Müslüman. Yani bizim gibi light Müslüman değil. Samimi Müslüman. Samimi Müslüman bu insanlar. Şimdi Çin her seferinde tarihte bunlar her zaman Çin'in bu kapitalist sömürü düzenine karşı çıkan bir unsurdu bunlar. Hep olmaya devam ettiler. En sonunda Çin bunları yok etme kararı aldı. Bu şu anda dünyada gerçekten en büyük kapalı kutu şeklinde, hiç basının girmesine izin vermediği, ha girdiği zaman da kendisinin göstermek istediklerini sadece gösterdiği bir asimilasyon politikası uyguluyor. Ciddi anlamda katliamlar yapıyor. Bizzat tanıklıklarla beraber İHA bunu raporlayınca Çin'in tabiri caizse paçası tutuştu. Bizzat yetkilileri açıklama yaptılar, böyle bir şey yok diye. Ama biz bunu biliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla Doğu Türkistanlı mültecinin olduğu yer Türkiye ve İstanbul. O insanların yaşadıkları tanıklıklar var o raporlarda. Görsel anlamda raporlar var. Dolayısıyla oraya destek olabiliyor musunuz? Oraya yardım gönderiyor musunuz? Şöyle, yani Doğu Türkistan'a... Çin çünkü çok katı, tabii, kapalı çok bir katı. Ülke. Yani o bahsettiğimiz kamplar veya şunlara bunlara yardım götürülmüyor, gidilmiyor. Ama belli oralardan kaçıp belli yerlere gelip oluşan kamplar var. Yani Doğu Türkistan'da değil ama o bölgeden kaçıp gelen farklı yerlerde kümeleşen Doğu Türkistan'ın kardeşleri. Göçmenlerin oluşturduğu kamplardan bahsediyoruz. Onlara yardım ediyoruz. İstanbul'da ciddi bir nüfuslar onlara yardım ediyor. Şimdi şöyle yapalım. Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Evet. Kurban Bayramı çok az kaldı. Siz vekaleten kurban kesimi yapıyorsunuz, evet, değil mi? Bunun için vatandaşlarımız, izleyenlerimiz ne yapmalı? Nasıl bir metotla kurbanlarını kestirebiliyorlar? Eyvallah. Bu pandemi sürecinde devam ettiği dönemde. Ben özellikle o mevzuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Bakın, kurban ibadeti bireysel bir ibadettir. Vacip olan bir ibadettir. Bu ibadetin mahiyetini değiştirmeye yönelik bir yapı içine girmeyelim. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi bir hayvanın alınması, ailece gidip onun başının okşanıp çocuklarla beraber o hayvanın kesim alanına götürülmesi, evet, ibadet kastıyla kesilmesi... Psikolojik anlamda o ailede kurban ibadetinin yerleşmesine ve algılanmasına çok büyük katkı sağlar. Ramazan'da siz çocuğunuzu oruç tutmasa bile sahura kaldırmanız onun belleğinde apayrı bir şey yerleştirir o. İftar sofrasına oturtması. Oturması. Tabii ki, doğru. Yani dinin, ibadetlerin bir de psikolojik boyutu var. Şimdi biz bütün bunları atlar. Efendim ben işte İHA'ya makbuz karşılığında kurbanımı bağışladım. Tamam, evde oturdum ve ibadetimi yaptım. Bu yanlış. Biz şunu söylüyoruz. Kardeşim, eğer ilk kurbanın tek bir kurban keseceksen çocuğunla ailenle beraber bu kurbanı kes. Bana bağışlama. Getirme, ben bunu istemiyorum. Ciddi söylüyorum bunu. Yani bir yardım kuruluşu bunu söyler mi? Söyler. Söyle. Biz bunu söylüyoruz. Evet, getirme. Bunu siz yaşayın. Bu ibadet bağış haline dönüşmesin. Yani kurban olarak alınıp kesilmesi gereken bir ibadeti siz sadece makbuz karşılığında birilerine bağış haline dönüştürürseniz bu ibadet süreç içerisinde mahiyet değiştirebilir. Sadece bağış yapılan bir ibadete dönüşebilir. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya, bu yanlış. Gidiyoruz. Aman ha, böyle bir hataya düşmeyelim. Biz bunu istemiyoruz. Bu ibadeti hissedelim. Hissedelim. Ailecek, çocuklarımız da bunu hissedelim. Onun ibadet olarak belleklerimize, psikolojimize, genlerimize yerleşsin bu. Bir. Ha, durumunuz iyidir. Hem siz kurban keseceksiniz hem eşiniz. İkincisine talibiz. Ver bunu diyoruz kardeşim. İşte Arakan'da Müslüman, evet, kardeşlerimiz vardır. Senin bu hayrın da öyle gitsin. Eyvallah. Üçüncüsüne talibiz. Ama tekrar ediyorum. Birincisine biz talip değiliz. Eğer zorunlu değilse kendisi ailesiyle kesmesini biz tavsiye ediyoruz. Şimdi nasıl kestirebilirler size diyelim ki? Şunu diyelim. Kardeşlerimiz sosyal medya hesaplarımızda bizim IBAN numaralarımız var. Oradan girip 900 TL bu yılki belirlediğimiz kurban bedeli. 900 TL'yi buraya yatırıp kurban ibadetlerini ifa edebilirler vekaleten. İkinci bir husus, İstasyon Caddesi'nde bu Elazığ Sesi'nin hemen olduğu sokakta Merkez Karakolu'nun karşısında ofisimiz var, büromuz var. Oraya gelirler, makbuz karşılığında verirler kurbanlarını. Yine oradan alır, istedikleri yerlere kestirebiliriz. Şu anda 52 ülkede kesiliyor, Türkiye'de dahil. İstedikleri bir ülkede o anlamda kurbanlarını yönlendirebilir. Kesildiğini nasıl teyit ediyorsunuz? Onu şöyle, kesildiği noktasında mesajla bilgi veriyoruz. Kurbanınız alındığı zaman bir mesaj geliyor, kesildiği zaman mesaj geliyor. Bazıları tabii ben görüntülü mesaj istiyorum, işte bazıları WhatsApp'tan atıyor falan. Bakın biz bu yıl 65 bin adet kurban kesmeyi planlıyoruz. Şimdi Arakan'da
Orada onun görselini kesip tek tek kişi adına okuyup, yani çok büyük bir organizasyon bu. Bunun emek isteyen bir şey. Emek isteyen bir şey. Yani o görüntü apayrı bir çalışma gerektiriyor. Ve onun için yüzlerce insan istihdam etmek zorundasınız. O apayrı bir çalışma. Bir tek kişinin mesajı gitmediği zaman kurum olarak siz ister istemez tökmet altında kalırsınız. Yani görüntülü mesajı. Siz mesaj gönderiyorsunuz. Kurumunuz kesildi diye gönderiyorsunuz. Aynen. Vatandaşı. Kesildi. Tamam. Vatandaşın itimat etmesini bekliyoruz. Çünkü 26 yıldır bu işi yapar. Yani 28 yıldır kurulan kuruluş 26 yıldır kurban yapıyor. Ve elhamdülillah bir tek şaibe bulaşmadı. Anlının hakkıyla yapıyor. İtimat etmelerini istiyoruz. Peki. Çok keyifli bir söyleşiydi. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben tekrar ediyorum. Allah razı olsun. Burada kurbana 2 gün gibi bir süre kaldı. Eğer kurbanlarını hala bağışlamak isteyen, ikinci kurbanlarını bağışlamak isteyen kardeşlerimiz varsa işte 233 31 11 nolu telefondan Mustafa Ekrem'e getirebilir miyiz o telefon numaralarını vermişti bize, size? Ulaşabilirler. Gelemeyen olursa arkadaşlarımızı göndeririz. Onlar bizzat makbuzlarını götürüp bedellerini alabilirler veya kendileri gelip bir çayımızı içer. Kafalara takılan bir husus varsa sorup öğrenebilirler. İrtibat büronuzda eski Elazığ Lisesi'nin bulunduğu cadde üzerinde. Aynen. Merkez karakolun hemen karşısında. Hemen karşısındayız. Gelsinler bir çayımızı içelim, muhabbet edelim. Onlar da bizi yakından tanırlarsa inşallah kafalarında soru işaretleri de kalmaz diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İkinci bölümde gece görüşünde normal gece görüş formatında devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Yeniden birlikteyiz. Birinci bölümde İHH Elazığ İl Temsilcisi Sayın Metin Kılıç'ı konuk ettik ve İHH'nın faaliyetleri hakkında bir söyleşimiz oldu. Yine bugün yeni günde, yani takvim yaprakları 29 Temmuz'u gösterdi şu dakikalarda sizlerle birlikteyiz ve Elazığ gündemini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Elazığ'da bugün neler yaşandı, yarın ne bekleniyor? Tüm bunların cevaplarını gece görüşünün ikinci bölümünde sizlerle paylaşmış olacağız. Birinci bölümde haber sitemize bakamamıştık. Hemen Mustafa haber sitemizi ekranlarımıza getiriyor. Bakalım gündemde bugün neler varmış, neler konuşulmuş. Elazığ'ın bayram öncesi hedefi ilk 5. Bu görüntülerin başka izahı yok. Bir ironi yapılmış arkadaşlarımız haber bültenini hazırlarken. Çünkü çok yoğun bir şekilde pandemiye dikkat edilmeden ve çok fazla sosyal mesafeyi dikkate almadan, göz ardı ederek yapılan alışverişler ve şehirden bazı görüntüleri paylaşmışlar. Mustafa, açabilir miyiz görüntüleri? Bakalım nasıl görüntüler var. Gördüğünüz üzere sıra bekleyenler, işte baktığınızda maske kullananların sayısı maske kullanmayanlara göre biraz daha az duruyor. Bankalarda sıra bekleyenler sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. O nedenle arkadaşlarımız bu haberi yaparken başlığını şöyle vermişler. Demişler ki Elazığ'ın hedefi ilk 5'e girmek. Bu YKS'de değil, LGS'de de değil. Herhalde pandemi sürecinde hasta sayısının artışıyla ilgili bir yaklaşımları söz konusu. Gece görüşü başladık. Sizlerden gelen mesajları da aktarmayı sürdürüyoruz. Mustafa hemen ekrana kanal23.com'u getirdi ama bir izleyicimiz diyor ki Mehmet Ali Bey, dün gece siz dediniz ki Rüstem Paşa'nın ihalesi yapıldı ama ben bugün çevre şehircilik aradım, yok yapılmamış. Mustafa, varsa ihale sonucu hemen ekrana getirelim. Neticede ihalesi yapılmış ama sonuçlanmamış. Fakat ihalesi yapılmış, 21 Temmuz'da Rüstem Paşa Mahallesi'nin ihalesi gerçekleşmiş. Mustafa birazdan ekranlara getirecek, bulabilirse onu, dün yayınlamıştık, bulmaya çalışıyor. Çünkü bizdeki bilgiler eğer net olmadığı sürece sizlerle paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Bu bilgi kesin. 357 konut diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Birazdan ekrana geldiğinde sizler de göreceksiniz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü bilmeyebilir. Çünkü TOKİ tarafından yapılıyor bu ihaleler. Eğer ihaleleri takip etmiyorsanız zaten bilme ya da
yapıldığına dair bir tespitte bulunma şansınız yok. Mehmet Ali Bey, iyi yayınlar. Geçenlerde Abdullah Paşa ikinci etapta temeller atılmış, oradaki etkilere sorduk. 8 ayda bitecek dediler. Bizim temeller henüz atılmamış. Atılsa bile 1 yıl sonra bitecek gibi. Bu sürede kira yardımları devam edecek mi? Çok perişan durumdayız. Kira yardımlarının bir süresi var. O süre zarfında devam ediyor. Akabinde kira yardımları kesiliyor. Bakalım ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Mustafa, bulduk mu şeyi? Evet, teşekkür ederim, hemen buldun. Gördüğünüz gibi diyor ki Elazığ ili Rüstempaşa Mahallesi 353 adet konut inşaatı ile çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılmış. 21 Temmuz'da bu ihale pazarlık usulüyle yapılmış ve işte hedef sınır değerler ortada. Katılanlar yine ekranda görüyorsunuz. 353 konutun ihalesi yapılmış bu konuda. Çevre Şehircilik belki de yanlış bilgi vermiş olabilir. Oradaki yetkilinin bilgisi olmayabilir. Hemen tekrar Kanal 23'e dönüyoruz haber sitemizi. Bir sonraki haberde Elazığ'da açık hava sineması etkinliği. Dün de söylemiştik, haber bültenimizde yer vermiştik. Demiştik ki sinema etkinliği var ve bugün de hangi film yayınlanacaktı? Düğün Dernek yayınlanacaktı, yayınlanmış. Vatandaşların da ilgisi var bu açık hava sinemalarına. Evet Mustafa, teşekkürler. Bir sonraki haberimize hemen bakıyoruz. Elazığ'da trafik kazası, detaylarına bakalım. Akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası. Ataşehir Mahallesi Ergenekon sokakta meydana geliyor ve 4 kişi yaralanıyor. Yaz mevsimiyle birlikte normalde kış mevsiminde kazaların sayısı artar ama bu sene yaz mevsiminde hemen hemen her akşam birkaç trafik kazasının haberini veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Bunu söylerken de tabii hani büyük konuşmuş gibi oluyoruz. Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Ben, siz, neticede insan bazen dikkatsizce trafikte seyredebiliyor. Evet Mustafa, bir sonraki habere bakıyoruz. Olay yerine ambulanslar gelmiş ve yaralıları hastaneye götürmüşler. Yaralı asker kaza anını anlattı. Şoför kendini feda etti. Dün Mersin'de meydana gelen trafik kazası, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs'a gidecek olan askerleri taşıyan otobüs şoförünün yapmış olduğu fedakarlıkla ilgili bir diğer askerin değerlendirmeleri, detayları kanal23.com'da. Hemen bakıyoruz. Bugün biraz daha hızlı geçiyoruz çünkü bir de haberlerimiz var, onları aktaracağız sizlere. Bayrama günler kala koronavirüs tablosundaki son durum. Ölü sayısı azalıyor, vefat eden sayısı azalıyor fakat vaka sayısı hemen hemen hiç değişmiyor. 900'lü rakamlarda sabit gidiyor. Kurban Bayramı'nda dikkatli olun lütfen. Artık dikkat etmek gerekiyor. Çünkü riskli olabilir. Elazığ Belediyesi engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. Elazığ Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Sosyal devlet kapsamında, sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı çalışmalar. Yaşlıların, engellilerin evlerinin tadilatlarını yapıyor. Temizliklerini yapıyor. Çok güzel bir hizmet. Bundan belki çok yıllar önce bu tür faaliyetler çok fazla yoktu. İnsanlar perişan durumdalardı. Ama çok şükür şu anda gerek belediyeler, gerek devletin yetkili organları, ilgili organları bu tür çalışmaları yapıyor. Mağdur durumda olan vatandaşlarımızı biraz daha yaşanabilir bir dünya olması için çaba sarf ediyor. Evet, bir sonraki habere bakıyoruz. Meteoroloji Bayram'da 5 il için hava sıcaklığı durumunu paylaştı. Hemen bakıyoruz, bayramda hava sıcaklığı nasıl olacak? Bayramda nasıl bir hava bizi bekliyor? Şunu görüyoruz. Birinci ve ikinci günleri en yüksek hava sıcaklığı 36 ile 38 derece civarında olacak. Üçüncü, dördüncü günleri ise 34-36 derece civarına ineceği bekleniyor. Güzel bir hava. Yani özellikle üçüncü ve dördüncü günlerde biraz daha mevsim normallerinin altında bir havayla bayramı geçireceğiz. Elazığ için konuşuyorum. Güzel bir tabii. Bizim için güzel bir şey. Evet Mustafa, bir sonraki habere bakıyoruz. Bir sonraki haberde ne var? Bir sonraki haberde Düğün Derneği, evet az önce konuştuk. Bir sonrakine bakalım. İmar plan değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirildi. Haberin detaylarına bir göz atalım. Önemli, Elazığ'ı ilgilendiren, sizleri ilgilendiren konuların başında geliyor. Ben şöyle geçeyim. Ne diyor? İmar planı değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasının ardından çeşitli yerlerde 30 gün
süreyle askıya çıkarılmıştı. Bahsi geçen plan ilgili belediye meclis kararı askı süresi içerisinde itiraz müracaatları olmuş ve söz konusu itirazlar belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştır. Yapılan değişiklikler vatandaşlar tarafından 30 günlük askı süreci Elazığ Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden de takip edilebilir. Sizler de kendi bulunduğunuz mahalleler ve evlerinizle, arsalarınızla ilgili site üzerinden takip edebilirsiniz. Deprem bölgesi Elazığ'da kurbanlıklar pazara indi. Kurban her yıldan daha farklı bir bayrama doğru gidiyoruz. Geçmiş yıllarda biraz daha yaşanabilir, daha hissediliyordu. Fakat bu sene hem Ramazan bayramı öyle oldu hem de Kurban Bayramı'nda aynı şeyi hissetmiyoruz. Özellikle hac mevsimiydi bu dönem. Hacılar zaten gidemediler Mekke'ye, kutsal topraklara. O nedenle de çok böyle bir manevi bir iklim yok. Ama işte kurbanlıkları pazarlarda görebiliyoruz. Her yıl Kurban Bayramı öncesinde yapılan haberlerden bir tanesi kurbanlıklar pazara inmiş durumda. Evet Mustafa, 11. haberde ne var? Korona salgın gölgesinde hac ibadeti, Suudi Arabistan açıklama yapmıştı. Hacı kabul etmiyordu. Sadece kendi vatandaşları hac yapabiliyordu. Daha doğrusu Suudi Arabistan'da yaşayanlar hac ibadetini yerine getirebiliyorlardı. Bakalım Mustafa ne var detayda? Bir görüntü varsa onu paylaşalım. Ülkede yaşayan Azerbaycanlı Zilkin hac ibadeti için Mekke'ye gidiyor. Söylediğim gibi Kabe'ye dokunmak yasak. Azerbaycanlıların yani Suudi Arabistan'da yaşıyor olmak lazım bu sene hac yapabilmek için. Haberin özeti o. Bir sonraki haberde ne var? Bir sonraki haber hemen Mustafa açıyor. Bizler de bakıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Bir sonraki haber hemen bakıyoruz. Bir sonraki haberde Elazığ'da tuhafiyeciler 150 çocuğu sevindirdi. Güzel bir şey. Çocukların sevinmesi toplumun mutlu olması anlamına geliyor. Bir sonraki habere bakıyoruz. Fırat Üniversitesi 362 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Açıyoruz hemen haberi ve haberin detaylarını sizlere aktarıyoruz. KPSS'siz KPSS'li Üniversite Hastanesi'nde sözleşmeli 362 personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayınlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. Detayları, birçok detay var. Bunların tamamını sitemizden bakıp sizi uyup uymadığını değerlendirebilirsiniz. Evet, bir izleyicimiz diyor ki Abdullahpaşa evimiz. Bir yapı denetim firmasında denetim yaptırdık. Evimiz ağır hasar, kentsel dönüşüme girmek için ama sonuç bayram sonunda kaldı dediler. Vallahi artık bıktık diyor izleyici. Gerçekten yorulduk. Ne proje var ortada ne de yıkıldı. DASK'ta paramızı ödemek için yıkım fotoğraflarını istiyor. Şaşırdık, kaldık diyor. Evet, bu yıkım konusunda dün de ele aldık. Dedik ki Elazığ'daki ara sahil evlerin artık yıkılmış olması gerekiyor. 6 ay gibi bir zaman geçti. Bu zaman zarfında bu işlerin tamamlanmış olması gerekiyordu. Şu ana kadar tamamlanmamış olması sürekli eleştireceğimiz anlamına gelmiyor. Bir an önce toparlansın ve bir komisyon ya da bir koordinasyon içerisinde bu işler tamamlansın diye taleplerimizi, sizin taleplerinizi iletmeye çalıştık. Siz de yine bu minvalde bir şeyler söylüyorsunuz, sözleriniz var. Dünkü söylediklerimizi bugün de tekrar etmiş oluyoruz. Türk Tarım Mahsulleri, açalım, kuru kayısı alımına başlıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi. Kuru kayısı zaten bu sene para eden bir ürün. Toprak Mahsulleri Ofisi de yine Bekir Pakdemirli'nin tweetine yer vermişti haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisimiz kuru üzüm, kuru incir alımlarının yanında bu yıl ilk defa kuru kayısı alımlarıyla da görevlendirildi. Üreticilerimize hayırlı olsun. Daha önce özel sektördeki toptancılar tarafından alınıyordu. Bu yıl ilk kez Tarım Mahsulleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alımına başladı. Önemli bir gelişme bence. Özellikle kuru kayısı üreticilerini yakından ilgilendiriyor. Bir sonraki sitemizdeki haberimize hemen göz atıyoruz. Devletin şefkatli eli depremzede aileye dokundu. Bir sonraki haber hemen bakıyoruz. Mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi. Her bayram öncesinde olduğu gibi Elazığ Belediyesi'nin ve diğer ilçe belediyelerinin yaptığı çalışmalar, mezarlıklar önemli. Bakımları yapılıyor. Bir sonraki haberde ne var?
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran şüpheli tutuklandı. Evet, bu haberden önce mezarlık konusu gelmişken şunu gündeme getirmek istiyorum. Mustafa, birkaç gün önce bir haberimiz vardı. Musa Kazım Efendi'nin türbesiyle alakalı. Onu bulma şansın var mı acaba? Bilemiyorum ama bulabilirsen lütfen ekranlara getirelim. Harput biliyorsunuz bizim evliyalar diyarı diyoruz. Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu değerlerin, türbelerinin olduğu bir mekan. Ve türbe ziyaretleri bir hayli yapılıyor. İnsanlar sınava girmeden önce ya da arefe günlerinde, işte mezar ziyaretlerinde ya da herhangi bir talepleri ya da temenleri olduğunda o manevi iklimi solumak amacıyla genelde Harput'a gidiyorlar ve Harput'taki türbeleri ziyaret ediyorlar. En önemli isimlerden, yakın zamandaki en önemli alim isimlerden biri de Musa Kazım Efendi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız bunun haberini yapmışlardı. Bugün de yine hala o türbe kapalıydı. Aile fertlerinden sadece birinin istememesi üzerine oranın çitlerle kapatıldığı ve ziyaretçilerin ziyaret etmelerine engel olduğuna şahit oldum ben de. Bu konuyu gündeme getirmek için bir kez daha söylemek istiyorum. Yani aile fertlerinden sadece bir tanesi bu konuda ziyaretlerin yapılmasını istemiyor. Diğer fertlerin tamamı oranın açılmasını istiyor. Çok da bakımlı, çok da güzel bir türbeydi orası. Ve insanların ciddi anlamda yoğun ziyaret ettiği, dua ettiği, işte o sıradaki manevi hazla ve manevi istekle dualarını gerçekleştirdiği bir mekandı. Böyle bir yetkisi var mı? Neden ziyarete kapatılmış? Şu anda tamamen çitlerle kapatılmış durumda Musa Kazım Efendi'nin türbesi. Elbette ki Elazığlılar bu konuda ciddi anlamda rahatsız. İnşallah devlet yetkilileri burada seslenmek durumundayız. O konuyla kim ilgileniyor bilemiyorum ama bir an önce bu sorunun, evet şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Teşekkürler Mustafa. Tel çitlerle tamamen kapatılmış durumda. Ziyarete kapatılmış durumda. Ve bu sorun devam ediyor. İşte il valisinin, belediye başkanının ciddi anlamda bence emek sarf etmeleri gerekiyor buranın açılması için. Çünkü Elazığ'ın bir değeri Kazım Efendi ve yakın zamandaki, yakın geçmişteki değerlerinden bir tanesi. Sadece bir ferdin talep etmesi, bunun ziyarete kapanmasına müsaade edilip edilmeyeceği noktasında en azından kamuoyuna bir bilgilendirme yapılmasını bizler talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum Mustafa. Evet, şöyle yapalım. Bir gündemde ne var? Bugün Elazığ İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan'ın görev değişikliği var. Gökhan İnan, İl Jandarma Alay Komutanımız, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Peki Elazığ'a kim geldi? Elazığ'da bugün yayınlanan atama kararıyla Amasya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yer alan kararlara göre 28 ile yeni jandarma komutanı atandı. 4 tüm general ve 24 albay emekliye sevk edilirken atama kararları kapsamında Elazığ Jandarma Alay Komutanlığı'nda da değişiklik yapıldı. Kararname sonrasında Elazığ Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan albaylıktan tüygeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral İnan bu terfiyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de oldukça önemli bir göreve getirildi. Atama kararıyla birlikte Tuğgeneral Gökhan İnan Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı. Elazığ Jandarma Alay Komutanlığı'na ise Amasya Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız'ın atanması yapıldı. Elazığ'dan Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Gökhan İnan, Elazığ'da başta terör operasyonları olmak üzere önemli operasyonları yürütmüştü. Tuğgeneral İnan ayrıca Elazığ depremi sürecinde de jandarma komutanlığındaki askerlere, vatandaşlara yardımcı olunması için anında talimat vermiş ve sürecin yakın takipçisi olmuştu. Jandarmadaki atamalarla devam edelim. Jandarmadaki atamalardan biri de hemşehrilerimizden, başarılı hemşehrilerimizden Tuğgeneral Ünsal Bulut'la ilgili. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Tuğgeneral Ünsal Bulut, tayin daire başkanlığı görevine atandı.
Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında İlasıl Hemşerimiz Ankara'yı Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut'a önemli bir görev verildi. Buna göre Tuğgeneral Ünsal Bulut, Jandarma Genel Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı görevine atandı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ve Ankara'yı Jandarma Komutanlığı görevinde oldukça başarılı çalışmalara imza atan Tuğgeneral Ünsal Bulut, yaptığı çalışmalarla İlasıl gururlandırıyor. Haber sitesini değerlendirirken de bu haberi sizlere aktardık ama detaylarını vermedik. Şöyle üzerinden geçtik. Türkiye'de bugün ilk kez kuru kayısı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınacak. Çiftçiler bu habere çok sevindi. Çünkü artık ürünlerini değerinde satabilecekler. Alternatifsiz değiller. Toptancı almıyorsa götürüp Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı verdiği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru kayısı alımına başlayacağı müjdesi kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısıyı da ilave etmesi üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisimiz kuru üzüm, kuru incir alımlarının yanında bu yıl ilk defa kuru kayısı alımlarıyla da görevlendirildi. Üreticimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru kayısı alımına başlanmasının ülkemizde kayısının en önemli üretim merkezi konumunda bulunan Elazığ ve Malatya'nın hem şehir ekonomilerine hem kayısı üreticilerine hem de tüccarlara ciddi katkılar sağlanması bekleniyor. İmar planı biliyorsunuz Temmuz ayında belediye meclisinde itirazları değerlendirilmişti. Askıya çıktı. Az önce de söylemiştik bunu. Elazığ Belediyesi'nin internet sitesine girip askıya çıkmış olan imar planını inceleyebilirsiniz. Kendi mahallenizle ilgili, kendi sokağınız ve evinizin bulunduğu parselle ilgili değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Elazığ Belediye Meclisi tarafından Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin onaylanmasının ardından yapılan itirazlar değerlendirilerek karara bağlandı. Kabul edilen itirazlar sonucunda değişiklik yapılan alanlar 27 Temmuz tarihi itibariyle 30 gün süreyle askıya çıkartıldı. Askıya çıkartılan plan belediye merkez bina girişinde yer alan ilan panosunda vatandaşlar tarafından askı süresince incelenebilecek. Plan değişikliği Elazığ Belediye web sayfası üzerinden de görüntülenebilecek. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada imar plan değişikliğine ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü harita servisi ve planlama servislerinden bilgi alabilecekleri ifade edildi. Fırat Üniversitesi 362 yeni personel alacak. Bu personel alım başvurularını nereden yapabilirsiniz? Fırat Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere toplamda 362 sözleşmeli personel alınacak. Başvuruların Fırat Üniversitesi personel ilan fırat.edu.tr uzantılı online başvuru sistemi üzerinden yapılacağı personel alımı için adayların bu adreste üye girişi yaparak tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Konuyla ilgili Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şahsen veya posta yoluyla başvuruların kabul edilemeyeceği aktarılırken adayların ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceği belirtildi. Fırat Üniversitesi'ne alınacak olan 362 sözleşmeli personel için ayrılan kadroların bazılarında 2018 yılı KPSS şartı aranırken bazılarında ise KPSS şartı istenmiyor. ne günü diye sorsak ne cevap verirsiniz? Muhammed sen biliyor musun 28 Temmuz'un ne günü olarak kutlandığını bilmiyorsun. Ben söyleyeyim size hepatit günü. Hepatit günü olması nedeniyle Medikal Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Affan Denk
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü münasebetiyle hepatit hastalığına ilişkin önemli bilgiler verdi. Hepatit toplumda var olan ve bildiğimiz, duyduğumuz fakat detaylarını çok fazla bilmediğimiz bir hastalık. İşte tüm detaylarını Affan Hoca sizler için dile getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hepatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihinin Dünya Hepatit Günü ilan edilmesiyle birlikte hepatit hastalığıyla ilgili araştırmalar da arttı. Hepatit hastalığına yönelik önemli değerlendirmeler yapan Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Affan Denk, kolayca bulaşabilen bu hastalığa karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Evet, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiş. Hepatit, karaciğerin iltihabı yani inflamasyon olarak tanımlanmakta. Hepatit virüsleri başta olmak üzere çok sayıda nedenleri bulunmakta. Hepatit B ve C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahip. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyon kişinin hepatit B'ye, 70 milyon kişinin ise hepatit C ile enfekte olduğu, yılda 1,5 milyon kişinin ise viral hepatitlere bağlı gelişen siroz, karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği tahmin edilmekte. Ülkemizde de çoğu henüz tanı almamış 3,5 milyon hepatit B hastası, 750 bin hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor. Viral hepatit yapan virüsler tanı testleriyle kolaylıkla saptanabilmekte ve böylece güvenilir bir şekilde tanı konulabilmekte. Ancak kronik viral hepatitler hastalar hekime getirecek kadar ağır semptomlara yol açmadıkları için hastalar genellikle tesadüfen saptanmakta. Bu durumda birçok hastanın hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürmesine neden olmakta. Evet, hepatit B ve C virüsle enfekte olmuş kan ve kan ürünleriyle, steril olmayan aletlerle yapılan tıbbi ve cerrahi girişimlerle, damar içi uyuşturucu kullanımıyla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların kullanılmış enjektörlerin paylaşımıyla, dövme ve piercing uygulamalarıyla, yine doğum sırasında anneden çocuğa ve nadiren de olsa virüsü taşıyan kişiyle korunması cinsel ilişkiyle bulaşmaktadır. Hepatit B aşı ile korunmanın mümkün olduğu bir hastalık olmasına rağmen hepatit C'nin aşısı yoktur. Yine hepatit B aşısı güvenli ve etkili bir aşıdır. Ülkemizde 1998 yılından beri hepatit B aşısı bebeklere ilk doz doğumda olmak üzere 1 ve 6 aylıkken 3 doz ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Risk grubunda olan kişilere de 0, 1 ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz şeklinde uygulanmakta. Ayrıca kronik hepatit B ve hepatit C hastalığı için günümüzde etkili tedavileri mevcut. Hepatit A ise su ve besinlerle özellikle kötü hijyenik koşullarda kolaylıkla bulaşabilen ve salgınlara yol açabilen bir hastalık. Hepatit A kronikleşmiyor, aşı ile korunulması mümkün olan bir hastalık. Yine çocukluk çağında hafif belirtilerle geçirilen hepatit A, ileri yaşlarda daha ağır seyredebiliyor, şiddetli karaciğer hastalığı ve ölümlere yol açabiliyor. Evet, hepatit B böyle bir hastalık. Hepatit B değil aslında, hepatit hastalığının farklı türleri var. Affan Bey bu hastalıklarla ilgili genel bir bilgilendirme verdi. Bir de COVID-19 var, koronavirüs. Yaklaşık 3-4 aydır sürekli gündemimizde olan bir konu. Elazığ sokaklarındaydı arkadaşlarımız. Bayram öncesinde nasıl bir tablo var diye, koronavirüs tedbirleri hangi aşamada, onu, bu haberi sizler için derlediler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti. Yaklaşan Kurban Bayramı Elazığ'da tüm tedbirleri unutturdu. Bayram hazırlığı için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar ne maske taktı ne de mesafe kuralına uydu. Vatandaşların bayram telaşı koronavirüs tedbirlerini unutturdu. Şehrin en yüksek caddesi olan Gazi Caddesi'ne çıkan vatandaşlar maske, mesafe kurallarını unuttu. Evet.
Özellikle çarşıda bulunan birçok mağazanın önünde sosyal mesafesiz uzun alışverişi kuyrukları oluştu. Bayram öncesi oluşan bu görüntüler COVID-19 sürecinde başarılı bir mücadele sergilenen Elazığ'da ürkütücü boyutlara ulaştı. Eğer virüs etkisini devam ettiriyorsa ve var ise ki olduğunu her gün ekranlarda görüyoruz. Gerçekten çok da güzel olmayan görüntüler. İnşallah bu bayramı kazasız belasız atlatırız. Sizlerden gelen bir mesajı da aktarayım. İyi akşamlar, yayınlarınızı takip ediyoruz. Lütfen Elazığ'ın sorunlarını daha fazla dile getirin. Hala kira yardımı ikinci ödemelerini alamadık. Ne zaman ödenecek kimse bilgi vermiyor. Hem kira ödüyorum hem ağır hasarlı evime kredi ödüyorum. Çok zor durumdayız. Lütfen bilgi verin. Teşekkür ederim. Evet, kira yardımları neden yapılmadığına dair izleyicimiz soruyor. Bu soruyu bizler de yetkililere her sorduğumuzda işte bu hafta başlayacak deniyor ya da yapılıyor deniyor. Birincisini almış, ikinci yardımı alamamış. Kira yardımı dediğiniz herhalde şey oluyor. Şu 6.000 liralık ödemeden bahsediyorsunuz. Başladı diye biz biliyoruz. Yapıldığını en azından düşünüyoruz. Bir diğer izleyicimiz de diyor ki iyi akşamlar, yayınlarınızı takip ediyoruz demişti izleyicimiz. İyi akşamlar, geçen hafta yokluğunuz çok belliydi. Ekranda görmek çok güzel, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Geçen hafta biraz dinlenmem gerekiyordu. O nedenle 4 günlük bir ara verdik. Tekrar karşınızdayız. Güzel duygularınız için teşekkür ediyorum. Maske ile ilgili kesinlikle ceza kesilmeli, yoksa caydırıcı olmuyor. Evet, maske kullanımı özellikle yaz mevsiminde biraz daha zor. Çünkü nefes almak biraz daha zorlaşıyor sıcak ortamda. İnsanlar o nedenle çok fazla maske kullanmayı tercih etmiyorlar. İzleyicimiz diyor ki ceza uygulanmalı. Yarın dikkatli olun. Yarın uygulamalar olacak. Elazığ sokaklarında hem sosyal mesafeyle ilgili bir takım tedbirler ve uygulamalar kontrol amaçlı yapılacak. Benden uyarması, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Nereye gidelim? Hayvan pazarlarına gidelim, kurban pazarlarına gidelim. Deprem nedeniyle hayat biraz daha farklı akıyor Elazığ'da. Fakat buna rağmen şu anda tüm pazarlarda kurbanlıkları görmeniz mümkün. Fakat satışlar nasıl diye soruyorsunuz satıcılara. Geçen yıllarla arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade ediyorlar. Satışların biraz daha düşük olduğunu söylüyorlar. Depremin yaşandığı kentte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe merkeziyle köylerde bulunan üreticiler hayvanlarını pazara getirmeye başladı. Kurbanlıkları araçlarından indiren besiciler kendilerine ayrılan bölgelerde satışa başladı. Elazığ'da küçük baş hayvan fiyatları 1.000 ila 1.700 TL arasında, büyük baş hayvanlarsa 8.000 TL ile 20.000 TL arasında alıcı bulmaya başladı. Hayvan satıcıları yaşanan deprem sonrasından satışların çok düşük olduğunu belirtti. Yayladan getirdik. Satışlar yani Elazığ'da kısıtlı. Depremden dolayı, virüs dolayı da olabilir ama depremden dolayı göç olduğu için bu sene biraz satışlar kısıtlı. Fiyatlar da pahalı olduğu için. Aslında geçen senenin fiyatları ama Elazığ milletinin depremden dolayı alım gücü düşük olduğundan dolayı bu sene satışlar kısıtlı. Canlı kilo 25 düşünüyorduk. Şu anda 23'e düşürdük. Yani 22, 23, 24 o civar. Tanesi işte 50 kilo geldiği zaman 1200-1300 tutuyor, 1060 geldiği zaman 1600 tutuyor, 1700 tutuyor o zaman. Vatandaşlar geliyor, bakıyor ama alıcı nadir. Evet, pazardaki satıcı arkadaşımız, hayvan yetiştiricisi, üreticisi ekonomiyi aslında çözmüş. Deprem nedeniyle insanların alım gücünün düştüğünü ve geçmiş yıllara nazaran alımların daha az olduğunu ifade ediyor. Bu bir realite. Elazığ'da ciddi bir travma yaşandı. Belki depremdeki ölü sayısı
çok az. Yani ölen 37 vatandaşımız var. Bir kez daha rahmet dileyelim kendilerine. Fakat 30 binden fazla konutun hasar gördüğü, ağır hasarlı, orta hasarlı olduğu, birçok insanın yaşadığı mekanı değişmesi, yani kiraya çıkması ciddi anlamda, ekonomik anlamda insanları etkiliyor. Dolayısıyla bu bayramda belki kurban satışlarının daha az olmasının sebebini böyle açıklayabiliyoruz ki yorum, daha doğrusu röportaj yapan satıcı da aynı şeyleri söylüyor. İstanbul Şile'den memleketim Elazığ'ıma selam olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bizler de İstanbul'a selamlar gönderelim. Oradaki tüm hemşehrilerimizi, bizleri takip eden tüm hemşehrilerimizi Elazığ'dan selamlar göndermiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Elazığ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri vatandaşların en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıkları temizleyerek bayramı hazır hale getirmeye çalışıyor. Elazığ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar temizlenerek bayramı hazır hale getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mezarlık alanlarında ot temizliği, ağaç budama, çim biçme ve sulama çalışmalarının yanı sıra çeşmelerde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında ana ve ara yollar vakumlu araçlarla temizlenerek ara söz araçlarla yıkandı. 24 Ocak'taki depremde Burhan Çitil'in engelli annesi ve özürlü ablasıyla birlikte yaşamış olduğu evleri yıkıldı. Burhan Çitil bu zor günleri Elazığ Belediyesi'nin kendisine sağlamış olduğu destekle bir şekilde atlatmaya çalışıyor. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde ikamet eden Burhan Çitil'in yatağa bağımlı annesi ve zihinsel engelli ablasıyla yaşadığı evi yıkıldı. Depremde eşyalarını kaybeden ve maddi durumları iyi olmayan Çitil ailesi kendi imkanlarıyla Yemişlik Köyü'nde ev yapmaya başladı. Ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerini tamamlayamadı. Durumun medyaya yansımasıyla hem vatandaşlar hem de Vali Erkaya Yarık'ın talimatı ile ilgili birimler tarafından ev yapımında aileye destek olunmaya başlandı. Elazığ Belediyesi de bu duruma kayıtsız kalmadı. Başkan Şerifoğlu'nun talimatıyla Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hayır Çarşısı birimi tarafından aileye beyaz eşya, mobilya, ev eşyaları ve yardım kolisi verildi. Depremde evinin yıkıldığını belirten Burhan Çitil ise gerekli yardımların yapıldığını ifade etti. Hasta, yaşlı, onunla beraber işte. Buradaki evin bitince işte bunları oraya taşıyacağız. Oğlum ne gelecek? İşte çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, ondan sonra bulaşık makinesi, oturma grubu, işte iskembe, şunlar işte. Çok şükür, Allah razı olsun. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok şükür. Devletimizde, belediyemizde Allah razı olsun. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Hepsi de yardımcı oldular. Allah razı olsun. Malumunuz pandemi sürecinde güvenli turizm sertifikası diye bir kavram oluştu. Güvenli turizm sertifikasını alan işletmelerde pandemi riski oldukça düşük. Hatta yok denecek kadar az anlamına geliyor. Elazığ'da peki güvenli turizm sertifikası alan herhangi bir işletme var mı? Bu sorunun cevabı bugün yanıtlandı. İlk kez Park Dedaman Otel Elazığ'da güvenli turizm sertifikası aldı. 2016 yılından bu yana ilimizde faaliyet göstermeye başlayan ve özellikle de pandemi sürecinde kapısını sağlık çalışanlarına açarak büyük takdir toplayan Park Dedaman Otel Elazığ'ın ilk güvenli turizm sertifikası alan oteli oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Park Dedeman Otel Genel Müdürü Mesut Savucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini eksiksiz yerine getirerek Elazığ Park Dedeman olarak güvenli turizm sertifikası almaya hak kazandıklarını söyledi. Park Dedeman Elazığ otelimiz bölgenin ilk ve tek güvenli turizm sertifikası alan oteli olmuştur. Dedeman Turizm Grubu pandemi sürecinde çok hızlı hareket ederek sektörümüz için belirlenen kriterlerin ötesinde birçok önlemi planladı ve hayata geçirdi. Park Dedeman Elazığ otelimizde hijyen zaten her zaman çok önemli bir konuydu. Bu uygulamalarımızı pandemi koşullarına göre güncelledik. Bu konuda çok büyük titizlikle önlemler aldık. Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği ilk günden beri önceliğimiz oldu. Ekibimizin konuya dair eğitimleri çok hızlı tamamladık ve sertifikalandırdık. Bu önlemlerimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini eksiksiz yerine getirerek Elazığ'ın güvenli turizm sertifikası alan ilk ve tek oteli olmuştur. Misafirlerimize verdiğimiz güven hissini bu belgeyle taçlandırmış olduk. Dedeman olarak güvende kal diyoruz. Çünkü misafirlerimiz kendilerini evlerinde olduğu gibi güvende hissetmelerini istiyoruz. Kendi iş denetimlerimizi de gerçekleştirdiğimiz bu dönemde misafirlerimizi geleneksel Dedeman misafirperliği ile ağırlamaya devam ediyoruz. Park Dedeman Elazığ'da önceliğimiz misafirlerimizin otelimize ilk girişine itibaren temassız hizmet anlayışı, misafirlerimizin konaklama süreleri boyunca devam eden önlemlerimiz, ortak alanlardan odalara, toplantı salonlarına, yeme içme alanlarına kadar tüm noktaları yansıtılmış durumda. Misafirlerimizi 24 saat kullanılmamış, bu süreçte gerekli tüm hijyen prosedürü uygulandığı odalarda ağırlıyoruz. Konaklama sürelerine göre farklı tur seçeneklerine yer aldığı Park Dedeman Elazığ tatil paketine şehrin simgesi haline gelmiş antik kent Harput turu ve yer alıyor. Eylül ayında en büyük taneli üzümlerin yetiştiği Elazığ ilimize keyifli bir bağ bozumu deneyimi yaşatacağız. Ayrıca gezi programlarımızda Elazığ'ın en eski ticaret merkezi Elazığ Kapalı Çarşı'da yer alıyor. Yeni evlenecek çiftleri de unutmadık. Onlar için de balayı paketlerimizi sizler için hizmete sunuyoruz. Bu vesileyle bu pandemi döneminde ve belgenin alınmasında büyük katkı sağlayan Dedeman Turizm Yönetim ve değerli yatırımcımız Sayın Ahmet Ballıca ve tüm otel çalışanlarımıza huzurunuza teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda engelli bir vatandaşın talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi komple yenileyerek daha yaşanabilir bir duruma getirdi. Elazığ Belediyesi yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda engelli bir vatandaşın talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi komple yenileyerek daha yaşanabilir bir duruma getirdi. Engelli vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak şekilde tadilat edilen banyo, yeni duşakabin ve engelli kullanımına uygun lavabolarla değiştirilerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Kapıları, duvarları ve su tesisatı yeniden çökilen evin zemini ise kaymaz jel taban halılarla döşendi. Elektrik tesisatının tamamen değiştirildiği evde eski aydınlatma sisteminin yerine yine engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun tasarruflu LED floresanlar takıldı. Çok güzel olmuş. Bu şekilde yapmaya devam ederse Elazığ Belediyesi herhalde birçok talep gidecektir. Birçok engelli ve yaşlı vatandaştan gerçekten çok fark etmiş ev. Hemen bir haber turu yapalım. Elazığ'da yeni bir işletme açıldı.
Neresi? Gökhan, Sosyete Gökhan isimli bir işletme. İşte görmüş olduğunuz ürünleri pazarlıyorlar. Birçok Elazığlı bu açılışa yoğun ilgi göstermiş, takılar var. İşte daha çok görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz ürünleri ve güzel bir şekilde açılış yapmış durumdalar. Tunceli'ye dönüyoruz. Tunceli'de ne var? Tunceli'de 1 tonu geçen bir kurbanlık danayı gösteriyor, haberini yapmış arkadaşlarımız. 20 bin liraya alıcı bekliyormuş. Bursa'ya bakıyoruz. Bursa'ya gidelim. Bursa'da bir vatandaş, vatandaş demeyelim aslında, ne yaptığını bilmeyen bir insan, Türk bayrağını işte görmüş olduğunuz yere atıyor. Hemen evinden alınıyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Bursa'ya gidiyoruz şimdi de. Bu görüntüler Üsküdar'dan da. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da bir kavgayı görüyoruz. Birçok kişi trafikteki bir sebep nedeniyle yaşlı bir vatandaşın otomobilini yumrukluyor. Vatandaşı dövmeye çalışıyor. Evet, gece görüşünü noktalıyoruz. Gece görüşünde bir ekip olarak çalışıyoruz. Mustafa Yeşilkaya yönetmenimiz, Muhammed Yıldız kamerada ve Furkan Ozan da ana kumandada görev yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden birlikte olacağız. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.